Arkadaşlar, herkese yeni vlogtan merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız gördüğünüz gibi geziyorum. Kurban Bayramı tatiline gittik. Dönüşte kardeşim, eşi beraber döndük. Bu yüzden beraber döndüğümüz için onları da gezdiriyoruz. Bugünkü gezimiz Batum turu olacak. Batum'a gidiyoruz. Batum'a gitmeden tarihi Memişal Konağı'ndayız. Kahvaltı yapacağız. Batum'a turla gidiyoruz. Kendi şahsi arabamızla gitmiyoruz. Çünkü sınır kapısını nasıl geçeceğiz, arabayla geçişlerde neler oluyor, aksilikler olmaması adına turla gitmeyi tercih ettik. Şimdi hemen kahvaltımızı yapalım, daha sonra yolumuza devam edelim. Sarp Gümrük kapısındayız. İçeriye giriş yapacağız. Hava yağmurlu. İnşallah Batum'da da yağmur yağmıyor. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi harç pulu ücretlerini yatırıyorlar. Biz toplu verdik. Daha sonra yeni kontrolünden sonra sınırı geçmiş olacağız. Parasını lariye çevirdik şimdi, dövizden. Bakın paraları böyle, daha önce de göstermiştim. 1 lira 11 lira falan. Su aldık. 1 su 1 lira, yani 11 liraya falan denk geliyor. Evet, Gürcistan 3 şekilde, daha doğrusu Batum 3 şekilde anılıyor. Birincisi Aşıklar şehri, ikincisi hırsızlar şehri, üçüncüsü günahkarlar şehri. Sizce hırsızlar şehri denmesinin sebebi ne efendim? Almanya'da, Fransa'da, atıyorum işte Çekya'da, Prag'da bulunan birçok eserleri almışlar, buraya getirip birebir replikasını yapmışlar efendim. Roma'da bu göreceksiniz, zaten göstereceğim size, diyeceğim ki bakın burada bu var, burada bu var. Bunlar buradan esinlenerek yapılmıştı. Anlatacağım sizlere. Hırsızlar şehri denmesinin sebebini anlayacaksınız. Sol tarafınızda görmüş olduğunuz köprü ise Osmanlı döneminde yapılmış olan bir köprü. Ama soracağım soruya geldik, ödüllü soruya. Şimdi sağ tarafımızda görmüş olduğunuz ve sol taraftan devam eden nehrin adı ne? Evet. Çora Nehri değerli misafirler. Ne kazandık? Armut suyu. Ha, tamam. Akşam sizlere armut suyu ikramı yapacağım. İstiyorsanız üzüm suyu da olabilir. İkisi de aynı şey. Sadece armut suyu birazcık daha şekerli. Birazcık daha içinizi bayıltıyor böyle. Üzüm suyuysa birazcık daha içilebilir. Daha hoş böyle ekşimtırak bir tadı var. Hangisini istiyorsanız akşam dönüşte bana hatırlatıyorsunuz efendim. Diyorsunuz ki Selman Bey, Selman kardeşim, İşte bak bir sözüm vardı. Diyorsunuz, ben de hemen oynama yapıp üzüm mü, armut mu diye karar verip sizlere alıyorum. Burada çok fazla bir şekilde Toyota Prius araçları kullanılıyor. Toyota Prius aracının ne olduğunu bilen var mı efendim? Toyota Prius kendi kendini şarj edebilen elektrik motoru sahip bir araç. Yine Avrupa Birliği'ne girmek istediklerinden dolayı çevreye daha az zararlı araç kullanmaları gerekiyor. Bu aracı da nasıl kullanacaklar, nerede ithal edecekler? Tabii ki Japonya'dan, Toyota'dan ithal ediyorlar ve Toyota Prius araçlarını kullanıyorlar derdim sahipler. Şimdi hırsızlar şehri denmesinin ilk sebebini göreceksiniz. Sol çaprazınızda bir bina var. Neye benziyor? İtalya'daki hangi bina? Kolezyum binası derdim sahipler. Kolezyum binasına andıracak bir şekilde yapılmış olan bir bina, 5 yıldızlı otel şeklinde kullanılıyor. Şimdi sol tarafta bir ne var? Ters ev var. Burayı yapan sizce nereli bir Rizeli? Rizeli abimiz ilk olarak İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da bir iş kuruyor.
Daha sonrasında batıyor, Rize'ye dönüyor. Rize'de de yeni bir iş kurma çabasına giriyor. Tekrardan batıyor. Bu sefer diyor ki, her işimi düzgün yapmaya çalıştım diyor. Ters bir iş yapacağım diyor ve Batum'a geliyor. Batum'da burada ters bir ev inşa ediyor. Lakin yapmış olmasıyla birlikte batması yine an meselesi oluyor ve batıyor. Lakin aradan yıllar geçmesiyle birlikte ters ev ünleniliyor. İşte nam kazanıyor. Ev sahibi demişim. Mimarı işte Rizeli abimize bir röportaj yapılıyor. Kendisi ismini, soy ismini vermek istemiyor ne yazık ki. Keşke bilsek, öğrensek kim olduğunu da. Bu şekilde anlattıktan sonra isim soy isim vermiyor ve diyor ki ben her işimi düzgün yaptım ama ters yaptım yine olmadı. Yıllar sonra düzeldi ama her şeyim elden gittikten sonra oldu diyor. Şimdi ne işime yarayacak diyor. Şu anda da maalesef duramıyoruz yanında. Sebebi gördüğünüz gibi restorasyonda şu anda. Arkadaşlar bu kilisenin taşları Trabzon'dan getirtilmiş. Şimdi kiliseye doğru gidiyoruz. Geçen ben Batum'a geldiğimde kiliseye girememiştim. Bakalım gireyim. Arkadaşlar, Batum sokaklarında şemsiyeyle geziyoruz. İnanılmaz yağmur yağıyor. Bayağı bir ıslandık. Yani zor yürüyoruz şu an. Bakalım gidişat neyi gösterecek? Sedat da bayağı ıslandı. Gelin bakalım. Arkadaşlar şimdi de güneş çıktı. Biraz önce yağmurdan sırılsıklam olduk. Şimdi de sıcaktan yanıyoruz. Böyle meydanda fotoğraflar çekindik. Burası çok güzel. Benim ikinci gelişim. Eşim gelmemişti. Beraber geziyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Tarihi yerleri rehberimiz anlatıyor. Oraları çekmek istemiyorum sizi çok sıkmamak adına. Çünkü diğer Batum turumu izlerseniz orada detaylı tarihi bilgileri alabilirsiniz. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Daha sonra artık gidişata göre ne yaparız bakacağız. Los pies.
Arkadaşlar, Batum turumuzun sonuna geldik. Gün batımıyla size kapanışı yapayım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Kanalıma abone olup destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.